Hürmetler, saygılar, selamlar. İnşallah bu akşam da 1-1,5 saat duruma göre sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Önce kahvemizden yudumlayalım. Kahvemizden yudumlayalım dedim de bir bayan çok güzel yorum yapmış. Diyor ki Gökçek kahve içiyorum, mideme iyi geliyor, beynime iyi geliyor, sakinleştiriyor, relax. Hiç diğer kahvelere benzemiyoruz. Evet, zaten bu kahveden çok neye benziyor? İlaca benziyor çünkü mastik gambar birleşiminde ekstraktı mide için. Aslan yelesi var beyin için. Üzerlik var dikkat dağınıklığı, konsantrasyon zafiyetine karşı. Çoban çökerten var, kısırlığa karşı. Yani çok güzel bir ne yaptık burada? Harmanlama yaptık. Tadı da kahvenin tadından daha güzel. Yani bir insan başladı mı diğer kahvelerin, normal kahvenin tadı saman gibi geliyor. Bunu alıştı mı çok güzel bir tadı var. Evet, bayan da çok mükemmel bir ürününüz var. Size teşekkür ederim böyle güzel bir ürün ürettiğiniz için diyor. Şimdi bu kahve farklı. Hem beyne hem mideye hem de hormonal dengelere etki yapar. Oysa Starbucks üzerinde ne yazıyor? Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da kanserojen, kansere sebep olabilir diyor. Yazması lazım. Kanserojen, tehlikeli. Yine Nescafe'yi biliyorsunuz zaten. O da bunlar kahve haricinde 15-20 çeşit etken içeriğinde maddeler var. Hatta alkalamit demenin kanserojen madde var. Kanserojen Starbucks. Bu nedenle bu Avrupalılar, Amerikalılar bir şey üretiyorlarsa mutlaka bir hinlik var arkasında. Sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Yani Amerika'dan, Avrupa'dan o güzel falan diye kullanırsınız. Bağımlılık yapan birçok madde var içinde, tehlikeli. Bu ise hem mideye, hem bağırsaklara, hem beyne, hem de kısırlığa karşı etkili. Çok güzel. Kullananların yorumları var.